Ben kısa bir giriş konuşmasından sonra topu Aynur hocama devredeceğim. Kaydın başlamasını bekliyorum şu an itibariyle. Evet. Sevgili dostlarımız, misafirlerimiz, arkadaşlarımız hoş geldiniz. Çevrimiçi eğitim çalışmaları, sanat ile geliştirilen çevrimiçi eğitim çalışmaları bildiğiniz gibi Kültür İçin Alan tarafından desteklenen bir proje olarak başladı ve İzmir Eğitim Kooperatifi tarafından uygulandı. Ve proje tamamlandıktan sonra da 23. buluşmayla, bugün yaptığımız buluşmayla 23. kez bir araya geliyoruz. Her buluşmada sanatın değişik dallarıyla eğitimimizi nasıl renklendirebiliriz, nasıl yeni anlatım olanakları yaratabiliriz üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Çalışmayı tamamlanması, projenin bitmesine rağmen hala sürdüren, enerjisini yüksek tutan, hem paylaşım yapan hem de yapılan paylaşımlara iştirak eden sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün güzel de bir haber vermek istiyorum. Çalışmanın sonlanmasından bugüne dek çalışmayı bireysel ve bağımsız bir şekilde yürüterek bugüne kadar getirdik. Ancak bu haftadan itibaren sevgili Ozan Fındık, sevgili İlker Kılıçer ve bugün aramızda olamayan sevgili Can Sevil, kukla sanatçısı arkadaşımız Can Sevil ile beraber organizasyonu beraber yürütüyor olacağız. Onlar da emek veren tarafta ekibe destek olmaya olacak ekibe katılmış oldular. Kendilerine huzurunuza tekrar teşekkür ediyorum ve yükü paylaşmaları, olaya renk katmaları için gönüllü olmalarından ötürü de tekrar teşekkür ediyorum. Bugün dijitalleşme ve müze konusunu işleyeceğiz. Aynur hocam sunum tarafında olacak. Onu eğitimin başından beri hepiniz tanıyorsunuz. Enerjisiyle ve farklı bakış açısıyla katıldığı tüm oturumlara renk kattı. Bugün de umarım onun kattığı rengi, onun sunumunda bizler aynı şekilde katabiliriz ve ona eşlik edebiliriz diye düşünüyorum. Mikrofon sende sevgili Aynur Hocam. Hepinize keyifli bir akşam diliyorum. Buyurun. Herkes tekrardan hoş geldi. Tanımayanlar için çok kısaca kendimden bahsedeyim. Aynur Tıkıroğlu ben. İzmir'de yaşıyorum. 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği mezunuyum. Master'ımı da bu alanda yaptım. Şu anda doktoramı yapıyorum Hacettepe Üniversitesi Resim bölümünde. Sanat eğitimi alanında yeteri kadar eğitim aldığımı düşündüğüm için güzel sanatlara geçme kararı aldım. Orada hem bir sanatçı olarak hem de sanat eğitimcisi olarak doktoramın son yılını tamamlayacağım bu sene diye düşünüyorum. Bugünkü konuyu biz çok önceden belirledik Murat Hoca ile. Bu belirlenen bir konu değildi. Sanatla çevrimiçi eğitim kapsamında ben neler yapabilirim diye bir konuşma üzerinden işte müzeyle ilgili bir şeyler yapılmadı. O zaman müzeyle ilgili bir şeyler yapalım dedik. Birlikte karar verdik ve bu sunumu hazırladım. Sanırım 2 ay falan oluyor. 2 ayda bu sunum 10 kere değişti. Şu anki halini aldı. O yüzden birazcık karmaşık gelebilir. Çok fazla bilgi içerikli gelebilir ya da işte çok düz gelebilir. Bilmiyorum. Artık bu sunumun sonunda sizin yorumlarınıza bakacağız. İmkan olsaydı bu sunumu hepinize birer VR gözlük yollayarak gerçekleştirmeyi isterdik. Sizi etkileşimli bir şekilde bu çalışmanın içerisine katmak isterdik. Aslında başlangıçta niyetimiz buydu. Sanatla çevrimiçi eğitim programı içerisinde Web 2.0 araçlarıyla sanat eğitimini okul öncesi ve sınıf öğretmenliği düzeyinde, sınıf eğitimi düzeyinde nasıl tamamlayabiliriz, nasıl ilerletebiliriz düşüncesi vardı ve bu düşünceyi biz arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve bunların teknolojik araçlarıyla nasıl ilişkilendirebiliriz düşüncesinden yola çıktık. Fakat teknolojik yetersizlikler ve katılımcıların sayısını bilemememizden ötürü bu VR gözlük meselesini kaldırdık, kapattık. Şimdilik sadece ben size dijitalleşmenin ne olduğunu, tabii ki müzenin ne olduğunu anlatmayacağım. Artık bu Google bilgisi, herkes buna ulaşabiliyor. Dijitalleşmenin ne olduğundan bahsedeceğim. Kaç yılından beri bu dijitalleşme, sanatta dijitalleşmenin var olduğundan bahsedeceğim. Ondan sonra da müzelerden kısaca bahsedeceğim. Daha doğrusu müzelerdeki
dijital olanaklardan bahsedeceğim ve kapatacağız. Buraya kadar sorusu olan, bu benim beklentimi karşılamıyor diyen ya da katılmak isteyen var mı? Herhangi bir şey söylemek isteyen. Tamam, devam ediyorum. Aynur Hocam, hazır bölünmüşken şey sorayım. Chatten yazanlar olacaktır mutlaka. Onları sunumda siz o tarafa bakmak zorunda hissetmeyin kendinizi. Geldiğinde ben mi size aktarayım? Ya da uygun olduğumda ben bakar cevaplarım mı dersiniz? Yok, siz beni durdurun. Anlaştık, tamam. Ben orayı görmüyorum şu anda. Ben zaten heyecandan kendimi de görmüyorum. Şöyle Aynur Hocam, o zaman hemen başlamadan ben yorumları da yazdım, chat'i de yazdım. 4 yıl önce VR gözlükle ben okuma yazma öğrettim çocuklara. Yani 35 öğrenciye 2 tane VR gözlükle Co-Space bilirsiniz. Onda bir şey tasarlayıp özellikle hani okuma yazma sürecini onlarla birlikte yapmıştım. O yüzden bu konu çok ilgimi çekiyor. Yani hani sanat evet, ama bu sanatı ben derslerime ya da işte akademik olarak çocuklara nasıl entegre edebilirim? Şu an vereceğiniz bilgiler o yüzden çok kıymetli. Teşekkür ederim şimdiden. Çok ilgimi çekiyor. Ay, çok heyecanlıyım. Başlıyorum ben ufaktan. Dijitalleşme ve müze konusu. Pardon. Sanat eğitiminde yeni olanaklar diye başlıyoruz ve devam ediyoruz. Öncelikle bir konu başlıklarımızdan kısaca bahsedelim. Dijital dönüşüm ve müzeden kısaca bir bahsedeceğiz. Artırılmış gerçeklik ve sanatın birbiri içerisinde nasıl iç içe geçtiği ve günümüzde hangi sanatçıların, özellikle Türk sanatçılardan bahsetmek istedim burada. Çok kıymetli 3 tane sanatçımız var. En azından beni bildiğim ve bulduğum. Bu 3 sanatçının çalışmaları neler ve işte bizi dünyada nasıl temsil ediyorlar? Bir de son olarak dijital teknolojilerle sanat eğitimi nasıl geliştirilebilir ve değiştirilebilir diye bakacağız. Ama bundan önce çok kısa bir şekilde şundan bahsedelim. Sanat eğitimindeki disiplinler neler? Eğitim programları nasıl çalışıyor? Çok kısaca hatırlatayım. Zaten bildiğinizi biliyorum. İlkokul, ortaokul ve lise programı sarmal bir şekilde hazırlanıyor sanat eğitimi için. Sarmal program ne demek? Sarmal program kendi içerisinde hep aynı çizgiye sahip, fakat her sene daha fazla genişleyerek, daha fazla katmanlaşarak devam eden bir program türü. Yani aslında biz ilkokul 1'den lise sona kadar tüm öğrencilere aynı şeyi anlatıyoruz. Görsel iletişim ve biçimlendirme, kültürel miras, sanat eleştirisi ve estetik. 3 tane konu alanımız var sanat eğitiminde. Bu 3 konu alanından maalesef en çok dışlananı müze konusu, kültürel miras konusu. Ve yine maalesef görsel sanatlar eğitimi dersini biz resim dersi zannediyoruz. Görsel sanatların içerisinde mimarlık var, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, tiyatro, sinema, resim, heykel, oyun tasarımı, grafik tasarım, aklınıza gelebilecek her şey var görsel sanatların içerisinde. Ama maalesef biz bunu sadece resim olarak düşünüyoruz. Öyle gördük ve öyle göstermeye devam ediyoruz. Bu en problem yaşadığımız konulardan bir tanesi. Bir de müzeyle ilgili hiç bilgi vermiyoruz ya da çok az veriyoruz. Böyle teknolojik araç ve gereçleri kullanarak olması gerekeni birazcık daha hızlı bir şekilde yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Sanat eğitimi dediğimiz konu 4 temel disipline dayanıyor. Sanat eleştirisi, sanat tarihi, estetik ve uygulama. Yani bizim resim dersi olarak gördüğümüz görsel sanatlar eğitimi dersinde uygulama en son basamaktır aslında. Pardon. Hiçbir zaman, ama hiçbir zaman uygulama başlangıçta yapılmaz bizim çalışmalarımızda. O yüzden böyle müzeyle ufak tatlı bir başlangıç yaparsak sanat eğitimi konusunun hem kuramsal hem uygulamalı kısmına güzel olacaktır. Devam ediyorum. Web'in tarihsel gelişiminden çok kısa bir bahsedeyim. Şimdi biz sanatla çevrimiçi eğitim programı kapsamında Web 2.0 araçlarını öğrendik. Padlet'te ve YouTube'da bunların eğitimlerini bulabilirsiniz, videolarını bulabilirsiniz. Web 2.0 şu an en çok kullandığımız web versiyonu. Bundan önce Web 1.0 vardı. Birazcık monolog gibi geçerdi Web 1.0. İnternetin ilk çıktığı dönemde işte 95-2000 yılları arasında tek yönlü giderdi. 2000-2010 yılları arası birazcık daha insan odaklı bir performansa dönüştü internet.
burada ufak ufak interaction'lar girmeye başladı. Bloglar kurulmaya başladı. O işte ilk blogger tayfanın ortaya çıktığı dönem bu dönem. Yavaş yavaş semantik web'e doğru, bilgi odaklı web'e doğru girmeye başladık. Burada aynı zamanda da browserların, yani internet tarayıcılarımızın birbiriyle etkileşimi söz konusu olmaya başladı. Yani çerez politikalarıyla birlikte tarayıcılarımız ve tarayıcılarımızda arattığımız bütün veriler birbiriyle konuşmaya başladılar. Yani anlam kurmaya başladılar. Semantik web dediğimiz kısım burası. Ve web 4.0, intelligent web dediğimiz, içine yavaş yavaş girmeye başladığımız sanal gerçeklik odaları olarak adlandırılabilecek ya da sanal gerçeklik odaklı olarak adlandırılabilecek bir sisteme doğru ilerliyoruz. Yapay zeka geliştikçe. Bunlarda böyle çok keskin bir şekilde tarih verildi internete. Verilmiş hani 2010-2020 yılları arasında falan diye, ama bu kadar keskin değil. Bunlar birbiri içerisine geçiyor. Hala interaktif webde kalan uygulamalar var. Mesela Padlet interaktif bir uygulama, semantik bir uygulama değil. Ya da işte Zoom semantik bir uygulama, intelligent web olarak geçmiyor. Intelligent web uygulamaları birazcık daha üst düzey teknoloji gerektiren firmaların kullandığı bir sistem diyebiliriz. Devam edelim. Dijital sanatı tanımlamak ve sınıflandırmak diye bir başlık ekledim. Şimdi dijital nedir, dijital sanat nedir diye çok kısa bahsedeceğim. Dijital sanat bilgisayarın rol aldığı, fiziksel olmayan ürünlerin ortaya çıktığı sanat çalışmalarına deniyor. Bu tanım gelişen teknolojiler eşliğinde değişiyor. İlk defa sanatı gerçekten yerinden oynatan teknolojik gelişme, ilk demeyelim ama en büyük, sanat tarihinde en büyük konu fotoğraf makinesinin icadıydı. Şu anda da dijital sanatın bir şekilde ortaya çıkışı diye tahmin ediyorum. Bu, tabii ki bunu bir 20-30 sene sonra falan görebileceğiz. dijital sanat dediğimiz şey sadece fotoğraf çekmek ya da sadece kod yazmak ya da kodlarla bir şey üretmek ya da mikrobitle belki bir sanat eseri üretmek demek değil. Bu çok geniş kapsamlı bir konu. Sayısal olan tüm veriler, bir ve sıfırlarla ifade edilebilen tüm veriler dijital ortamda varlar ve var olmaya devam ediyorlar. Bunun bir de estetik versiyonları ortaya çıkmaya başladı. İşte sayısal sanat, bilgisayar sanatı, yeni medya sanatı, algoritmik sanatlar, fraktal sanatı, internet sanatı, yazılım sanatı gibi, hatta işte kodlarla şiir yazmak bile bunun içerisine giriyor. Oldukça geniş bir konu. Bunun başlangıç noktasına geldiğimiz zaman geleneksel sanat anlayışı çerçevesinde hiyerarşik bir konuma koymak çok mümkün değil. Dolayısıyla politik görünürlükleri, mesaj iletme kaygısı günümüzde birazcık daha üst düzeyde. Özellikle dijital sanatlarla bu politik kaygıları daha fazla ifade ediyoruz. Tabii ki politize olmak ya da işte politik konularla ilgili çalışmak her dijital sanatçının yapmak zorunda olduğu bir şey değil. Fakat daha fazla tercih ediliyor diyebiliriz. Ünlü iletişimci McLuhan'ın "Medium is the message" diye bir sözü var. Ortam mesajın kendisidir. Ortam mesajın taşıyıcısıdır diyor. Artık sadece bir ortamı, artık sadece bir iletiyi oluşturmamız, bir ileti hakkında bir tasarım oluşturmamız yetmiyor. Aynı zamanda onu yayınlayacağımız ortam hakkında da fikir sahibi olmamız lazım. Mesela çok güncel bir örnek olacak ama bilmiyorum ne kadar yerinde olur. Boğaziçi direnişiyle alakalı bir haberi Instagram'dan canlı yayın yaparak belirtmeyiz, anlatmayız. Clubhouse'da konuşuruz ya da işte Twitch'ten yayın açarız ya da Twitter'dan yazarız gibi. Medium is the message orada birazcık daha ön planda. Instagram'ı daha fazla işte kendimizi göstermek ya da kendi çalışmalarımızı göstermek için kullanıyoruz. Oradan politik konuları birbirimize iletmek için asıl araç olarak kullanmıyoruz. İşte medium is the message, ortam mesajın kendisidir sözü de buradan geliyor. 1980'li yıllarda söylenmiş politik söylemle dijital sanat eserlerini ve internetin özgürlükçü ortamını ifade etmek için söylenmiş sözlerden bir tanesi. Devam edelim. Sanatın dijital tarihi ne zaman başladı diye birazcık düşününce
oldukça eski aslında. Zannettiğimiz gibi işte dijital çizim tabletlerinin başlangıcı değil. Zannettiğimiz gibi işte Windows 2000'den sonrası falan değil. Bayağı Commodore 64 ile başlıyor. Sol tarafta gördüğünüz bir Commodore 64. Ben yetişemedim buraya. Sağ tarafta gördüğümüz de bir Amiga. İlk sanat eserleri, ilk dijital sanat eserleri bu cihazlarla ortaya kondu. Bilgisayarların sanat amacıyla kullanılmaya başlanması 1960'lı yıllara dayanıyor. Kişisel bilgisayarlara sahip olmayı mümkün kılan ve bilgisayar devrimi olarak adlandırabileceğimiz mikroçipin üretimi kişisel bilgisayarlara ve dolayısıyla dijital sanata da ön ayak oldu diyebiliyoruz. Bu dönemde yapılan sanat işlerinden bir tane örnek koydum. Tabii ki ekran çözünürlüğü işte 8 bit, 6 bit ya da 16 bitle sınırlı. Bunlarda en fazla 3 ya da 4 renk kullanılabiliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ve dediğim gibi ben yakalayamadım ama yakalayanların anlattığı kadarıyla gerçekten çok meşakkatli, çok zor, üretimi çok zor çalışmalar. Dijital sanat eserlerinin yapımında ve sergilenmesinde bilgisayarların çok fazla rolü var. O dönem için günümüze nazaran tabii oldukça zor. Bir de o dönem dijital sanatı yani 60'larda, 70-80'lerde dijital sanatı yapabilenler üniversite hocaları. Çünkü bilgisayarlar üniversitelere geliyor. Maalesef evlerimize kadar gelemiyor 60'lar ve 70'ler için konuşursak. Bugün ilk dijital sanatçılar olarak anılan Nam June Paik, Friday Night gibi sanatçılar Londra Çağdaş Sanatlar Enstitüsü'nün ev sahipliği yaptığı Cybernetic Serendipity adlı yarışmada ilk defa ortaya çıkıyorlar. Hemen onlardan o serginin afişini göstereyim ben size. Cybernetic Serendipity sergi afişi. Oldukça tatlı, kendi içerisinde çığır açan bir afiş. Pardon, biri bir şey mi söyledi? Ben gülümsedim. Ha, tamam. Hoşuma gitti. Yani ilkokul çocuğu çizimi gibi böyle samimi, içten, doğal bir şey gibi geldi. Böyle bir çağrışım yaptı bana. Evet. Şimdi 1960'lardan ve 70'lerden bahsediyoruz. O dönemin sanat ortamından çok kısaca bir bahsedeyim. İkinci Dünya Savaşı daha yeni bitiyor. İşte 45'te bitiyor. İnsanlar 60'lara doğru anca toparlanıyorlar. Bu çok büyük bir yıkıma neden oluyor. Modernizmin rasyonalizmi, rasyonalitesi insanlığa sadece iki tane dünya savaşı getiriyor. Ham madde arayışı, işte modernliğin yayılışı, işte fabrikalaşma, kapitalizm vesaire vesaire. Bu çok hızlı büyüme, dünya çok hızlı büyüyor. Demirin ve çeliğin bulunmasından sonra, işte ticaret yollarının trenle birleştirilmesinden sonra çok hızlı büyüyor ve iki tane dünya savaşı getiriyor bize aslında modernizm. 60 ve 60 sonrası sanatına baktığımızda ya da 45 sonrası sanatına baktığımızda tamamen modern aklın reddedildiği bir döneme denk geliyoruz ve bunu da şu an postmodernizm olarak adlandırıyoruz. Postmodern dönemde akıl, mantık, gelenek, akademi gibi disiplinlerin hiçbiri önemsenmiyor ve insanlar geleneğe yani var olan düzen neyse tamamen onun zıttını yapmaya çalışıyor. Aslında internet ortamı, aslında dijital sanat bunun tam olarak ruhunu anlatan ilk araç gereç diyebiliriz. Namcuk'un bir çalışması, o dönemde televizyonla yaptığı çalışmalardan bir tanesi. Hemen geçiyorum. Bu bir video, bir kesit aldım videodan. Uzun uzun anlatmayacağım. Bu yayın YouTube'a eklenecek. O zaman isteyenler bana ulaşabilir veya buradan bakabilirler isimlerine. Hemen devam ediyorum. Xerox şirketi 1970'li yıllarda ilk grafik kullanıcı arayüzünü tasarlıyor ve sanat için, sanat aracı olarak kullanılma kapasitesini araştırıyorlar o dönemlerde dijital teknolojilerin. 84'te ilk Macintosh bilgisayar ortaya çıktığında Commodore ve Amiga Macintosh'un rakipleri olarak onun karşısında yer alıyor ve bir şekilde dijital teknolojinin sanatın içerisinde yer alabildiğini gösterebilmek için Andy Warhol'u kullanıyor Apple şirketi.
O çalışmayı bulamadım ama Andy Warhol'un çok meşhur Campbell çorbaları vardır. Bu çorbaları bayağı böyle paint'te çizilmiş gibi çizmeye çalıştığı görseller var. Xerox aynı zamanda bir yazıcı firması olduğu için yazıcılığı da çok fazla gelişmeler sağlanıyor. Bunların hepsi aynı fotoğraf makinesinin icat olduğu zamandaki gibi sanat dünyasını etkiliyor. 70'lere geldiğimizde Profesör Harold Cohen tarafından bir robot yapılıyor. Bu arada bu tartışma günümüzde çok fazla arttı. Robot sanat eseri yapabilir mi? Yapay gerçeklik, işte yapay zeka, arttırılmış gerçeklik. Bunların üretimiyle birlikte yapay zekanın sanat yapma ihtimali ve bu üretilen sanat eserinin kime ait olduğunun bilinemeyişi. Yani kodu yazana mı ait sanat eseri yoksa makineye mi ait? Eğer makineye aitse makinenin de hakları var mı? Ne tür haklara sahip vesaire gibi tartışmaların ortasındayız şu anda. O dönemlerde tabii bu kadar çok tartışma yok. Sadece bir kol var, bir kol üretiliyor ve o kolun resim yapabilmesi sağlanıyor kodlamayla birlikte. İlk robotun adı Aaron. Yaptığı çizim de hemen buradaki çizim. Bir kaplumbağa çizimi yapıyor 79 yılında. Aynı zamanda yaparken de sergileniyor bu arada bu arkadaş. Yaptığı çalışmanın sonradan sergileniyor diyoruz. Ben birazcık soluksuz konuştuğum için nefessiz kaldım. Sesinizi toplayana kadar isterseniz şimdiye kadar olanlarla ilgili bir geri dönüş toplayabiliriz. Evet, çok güzel olur. Aynur Hocam, ben bir şey sormak istiyorum. Lütfen. Sormak da değil aslında, yani kafama takılan bir şey. Şey diyorlar ya, bu artık geleceğin hit parçaları veya sanat eserleri vesaire vesaire. Sanatsal herhangi bir üretim artık yapay zeka yapacak. Ama engelimiz şu diyorlar. 2 yaşındaki bir çocuğun yaratıcılığına ulaşamıyoruz. Yani evet. 2 yaşındaki bir çocuğun yaratıcılığı peşinde bu yapay zeka, bu kod yazanlar. Bunu nasıl görüyorsunuz? Aslında sanatçılar bunun peşinde. Çok mu yakın bir zaman mı bu? Aslında sanatçılar bu yaratıcılığın peşinde. Kod yazanlar bunun peşinde değiller. Birazcık Picasso'nun... İşte sanatçılar zaten o yaratıcılığın peşinde. Ama artık hani diyorlar ya, dijitalleşme şeye doğru gidiyor. Artık sanat, evet, dijital. Ve biz şey yapamıyoruz diyorlar. Yani ne bileyim, mesela örnek vereyim size. Ne diyeyim? Kartal deyince mesela aklımıza ne geliyor? Bir insanın aklına. Ben Beşiktaş olarak hemen Beşiktaş algılıyorum mesela. Kartal bir hayvan, kartal başka bir şey falan filan. Şu an şey, yapay zekada bu olay yok. Bu nasıl diyeyim size? Belki o sadece kartal deyince belki gökyüzünde uçan kanatlı bir hayvan, tepede en yüksek uçan gibi. Benim gibi farklı birçok şeyi düşünemiyor mesela. Gibi gibi. Yani bunlar artık çok da yakın yani. Tabii ki bizim gibi düşünemiyor yapay zeka. Bunun en temel... olarak sanatta böyle düşünmekten henüz geçmiyor mu? Gitmemiş bir teknoloji olmasından ötürü bizim gibi düşünemiyor tabii ki. Bu birincisi. İkincisi, yapay zekanın 2 yaşındaki çocuğun yaratıcılığına ulaşmak gibi bir niyeti yok. Çünkü 2 yaşındaki çocuk radyal çizebiliyor, mandala çizebiliyor. Çok da büyük bir yaratıcılığa sahip değil 2 yaş. 3 yaş diyelim veya... Düşündüğünüz gibi bir yaratıcılığa... Ne bileyim, 2-3... Ben bunu bir Microsoft'un bir eğitiminde hocalarımdan dinlemiştim. Oradan almış oldum bilgi. Anladım. Yapay zeka insan davranışlarını taklit edip kendince bir öğrenme gerçekleştirmeye çalışıyor. Sanatsal yaratıcılık, sanatsal üretim henüz gelişebilecek seviyede değil. O teknolojide değiliz zaten. Bunun için çok ciddi hesaplamalara ihtiyaç var benim bildiğim kadarıyla. Ve bunu sağlayabilecek bilgisayar teknolojisinin adı kuantum bilgisayar. Bunlar da çok yaygın ve çok... henüz insanların yeteri kadar müdahale edebildiği bir teknoloji değil. Kuantum bir bilgisayar üretildi ama birazcık insanın anlama kapasitesini aşabilecek seviyede hesaplamaları var. Henüz çok iyi anlayamadığımız için
buna ulaşamadığını söyleyebiliriz, evet. Ama genel olarak 2 yaşında ya da 3 yaşında ya da 10 yaşında bir çocuğun yaratıcılığına ulaşılmaya çalışılıyor diye bir bilgiye ben denk gelmedim. Şimdilik sadece bir şeyler üretsin, kendi kendine düşünüp üretsin. Duydum sevgili Aynur, Microsoft'tan duydum hatta eğitimlerinde. Bu genel olarak şöyle bir şey olabilir. Hep söylenir, bilgisayarlar öne geçiyor, insanların yerini alıyor vesaire, ama insanların da, yani bu aslında biraz ahlaki de bir bakış açısı ve bir dünya görüşüyle ilgili oluyor. İnsanların yeteneklerinin, hem fiziki yeteneklerin hem zihinsel yeteneklerinin üst düzeyde olması ve bilgisayarların kuşkusuz ki onları taklit etmeye çalışmakla, yani bu akıllı zeka, artırılmış gerçeklik vesaire dediğimiz şeyler insanı taklit etme üzerine kurulu, ama hızlıca da ilerliyor maalesef ki. Çok acayip deneyler yapılıyor. Ben bilişim altyapısından gelen birisiyim ve acayip acayip deneyler yapılıyor. Şiir yazan bilgisayardan, hani bizim elimizde şiir kalacak, bizim elimizde aşk kalacak. Bilgisayar istediğini yapsın derdik. Yıllarca da bir sürü insan bunu savundu, ama gördük ki artık şiiri de yazabiliyorlar. Yaratıcılık kısmı elbette insanın zihninin derinliklerine kadar henüz erişemiyor olsa da çok uzak bir tarafta olmayabilir. Filmler yapılıyor. İnsanı taklit edebilen birilerine aşık olan insanlar ve filmleri unutmayalım, Jules Verne gibi. Bugün filmi yapılan şey önceden 50 yıl sonra kapımızdaydı. Şimdi filmi yapılıyorsa 3 yıl sonra kapımızda olabiliyor gerçekten. Ve insanı taklit etmeye çalıştıklarını unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Henüz o kadar yetenekli değilselerdi, umarım olmazlar mı diyeyim, onu da bilmiyorum. Ya ben çok heyecanla bekliyorum aslında bu yeteneği. Hatta şöyle bir düşüncem var, yani çok erken geldiğimi düşünüyorum dünyaya. Keşke bir şöyle 100-150 sene, belki 300 sene sonra falan dünyaya gelmiş olsam da birazcık Isaac Asimov romanlarındaki gibi bir ortam yakalayabilmiş olsam gibi. Bir... Rönesans'ın neyi var ya Aynur ya? Ben hep Rönesans'lıyım. Yani of ne güzel. Yani eski ya, değilim ben. Hani adı bile güzel ya. Geçmişe döneyim hiç düşüncem yok. Teknolojisiz, yani işte şu anki ulaşım teknolojisi olmadan ya da iletişim teknolojisi olmadan çok da yaşayabileceğimi düşünmüyorum aslında bakarsanız. Hastalıktan, salgın hastalıktan, savaştan vesaireden falan hiç ölmek gibi bir niyetim yok yani. O yüzden hiç Rönesans özlemiyorum, aramıyorum falan. Bir de günümüz sanatçılar için çok daha avantajlı ve çok daha özgür. İşte Rönesans, Barok, ne bileyim... Romantizm, bu dönemler çok hitap etmiyor. Ben biraz daha böyle fütüristik, jetgillerin yaşadığı döneme doğru uçan arabalarla. Evet, jetgiller de güzel, evet. Devam ediyorum ben o zaman. Buyurun hocam. Dijital sanat dallarından çok kısaca bahsedelim. Bunlar tabii çok çok uzun konular. Ben sadece başlık olarak çok kısaca, ya bunu da duymadık dememeniz için yerleştirdim bunları. Foto manipülasyon, illüstrasyonların dijital hale gelmesi, animasyon, piksel sanatı, işte GIF sanatı, render sanatı, bunların hepsi kod şiirler, internet sanatı, müziklerin görselleştirilmeye çalışılması, doku haritalandırmak, oyun tasarımı vesaire gibi pek çok alan dijital sanat alanına giriyor. Çok önemli dijital sanatın temsilcilerinden, Türk temsilcilerinden çok kısaca bahsedelim. Gerçekten çok kıymetli insanlar bunlar. Refik Anadolu bunların başında geliyor. Kendisi yeni medya sanatçıdır. Öyle tanımlar kendisini. Şimdi sanat, yaratıcılık vesaire bunlar çok iç içe geçmiş kavramlar. Yaratıcılık birazcık overrated bulduğum bir kelime benim. Çok abartıyoruz gözümüzde yaratıcılığı. Çok kutsallaştırıyoruz. Sanatı zaten çok kutsallaştırıyoruz. Sanat o kadar büyük kutsallık ifadelerini kendi içerisinde barındırmaktan hoşlanmıyor bence. Çünkü kutsal olanı eleştiremiyoruz da, değerlendiremiyoruz da, yaklaşamıyoruz da, kendimize de yakıştıramıyoruz ya da onun yakınında da duramıyoruz. Yaratıcılık aslında problem çözme becerisi. Bu problem çözme becerisi işte sunumdan önce atıyorum pantolonunuzun fermuarı kopmuştur. Onu hızlıca çözebilmek de bir yaratıcılık. Akşam yemeği yapacaksınız ve içerisine yeni bir baharat koymak da yaratıcılık. Bilmiyorum, belki evinizin akan bir damı var. O damla ilgili bulduğunuz çözüm de yaratıcılık. Çok büyütüyoruz yaratıcılık konusunu gözümüzde. Bir sanatçı projesini hazırlarken önce bir problem
problematik ortaya atıyor ve o problemi çözmeye çalışırken yolda keşfediyor her şeyi böyle. İlhamlar falan uçuşmuyor hiçbir yerde ya da böyle zannediyoruz. Yani sanat dışından kiminle konuşursam konuşayım böyle benzer ifadeler duyuyorum. Ya işte ilham geliyor mu? İlham var mı? İşte periler gerçek mi? Size uğruyorlar mı? Yeşiller mi bu ilham perileri falan şeklinde enteresan açıklamalar, yorumlar falan duyduğum oluyor. İşin özü merak etmekte. Sonra da merak ettiğiniz konuyu çözmeye çalışmakta. Burada Refik Anadolu'nun sorduğu sorular, merak ettiği şeyler çok kıymetli. O yüzden bundan bahsettim. Bir veri pigment olabilir mi? Bir bina rüya görebilir mi? Beyin hatırlama anını kaydedebilir mi? Makine doğaya yansıtabilir mi? Gibi sorular sorarak yola başlıyor ve bu çok kıymetli bir konu. Yani doğru soruyu sorabilmek ya da soru sorabilmek, kendinden emin bir şekilde de bu sorunun cevabını elindeki medya ile aramak. Bu elindeki medya, medium ve medya araç demek. Elindeki medya ile bu yağlı boya olabilir, bu pastel boya olabilir, bu bir bilgisayar olabilir. Hangi medyayı kullanıyorsam o medya ile kendi sorularının cevaplarını aramak aslında. Bu Refik Anadolu'nun yaptığı çalışmalardan bir tanesi Melting Memories isimli çalışması. Ben çok kısa bu arkadaşın hemen bir videosunu göstereyim buralarda. Bir yerdeydi kaldırmalıysam. Hayır ya. Dijital sanatçıların en büyük sıkıntısı bu. Eserleri dijital mecrada olduğu için sizin girdiğiniz platforma uygun olmayabiliyor. Ekletiyorum, kusura bakmayın. Ben bunların hepsinin kontrolünü yapmıştım ama sanırım bağlantım bir ara gitti geldi. Şu an tekrar yüklemem gerekiyor. Evet. Görüntü net mi? Çok etkileyecek kadar net. Güzel. Bunlar veri heykelleri olarak geçiyor. Data sculpting veya sculpturing olarak yorumlanıyor. İnsan ölçeğinden çok büyük yapıyor Refik Anadolu çalışmalarını. Bunlar videolar. Zorlu PSM'de sanırım sergisi olmuştu. Hatta şu anda güncel bir sergisi de olabilir. Aslında günceline bakmadım. Bu çalışmalarından bir tanesi. Hemen geri dönelim. Bir sonraki slaytımıza geçerim. Bager Akbay çok sevdiğim bir sanatçı. Gerçekten bayılıyorum bu adama. Bu da yine data ile ilgili çalışmalar yapan sanatçılardan bir tanesi. Evet, görüntümüz geldi. Onun kendi üretimini tanımlama biçimi yaşadığımı hissettiğim enden anlardan bir tanesi sanat eseri üretme anı diye açıklıyor. Yaptıklarım birçok açıdan saçma geliyor ama dayanamıyorum bazen. Kapanıp üretmek istiyorum nedenini bilmeden hatta bilmek istemeden der kendisi. Bager Akbay bir robot yaptı. Robotun adı Deniz Yılmaz. Deniz Türkiye'de kullanılan... Haydar Hoca geldi. Deniz Türkiye'de kullanılan en yaygın isim. Yılmaz Türkiye'de kullanılan en yaygın soy isim. Bu iki kelimeyi birleştirerek Deniz Yılmaz diye bir robot ismi uyduruyor kendisi. Bu robotun bir kolu var. Kol şurada gördüğünüz. Okumu görebiliyor musunuz İmleci? Evet, görüyoruz. Buradaki kol aynı insan kolu gibi yazı yazmaya programlanmış bir şey. Burada kelimeleri bildiğiniz el yazısıyla, bizim el yazımızla yazıyor. Aslında bir makine, bir varlık yaratıyor bu sanatçı. Ve yarattığı varlığın kolu var. Koluyla random, rastgele kelimeler yazıyor. Bu yazdığı rastgele kelimeleri işte belli sayıda tekrar ediyor. Belli dizide tekrar ediyor. Belli
kıtalarda tekrar ediyor ve şiir yazıyor. Ve Deniz Yılmaz'ın bir yüzü var aynı zamanda. Posta gazetesinin yurdum şairleri köşesinde bir şeyi var. Ya Posta gazetesinin yurdum şairleri köşesine şiir yolluyor diyeyim. Aynı zamanda da yurdum şairleri köşesindeki insanların ortalaması alınarak bir yüz oluşturuluyor Deniz Yılmaz'a. Ve Deniz Yılmaz sürekli şiir yazıyor. Yazdığı şiirler artık o kadar fazla haline geldi ki. Bu arada bu Bager bu çalışmayı yapıyor. Ve Deniz'in çok fazla fanı olduğu için bayağı evet bir robotun fanı var. Bir sürü fanı var. Çok fazla fanı olduğu için ve artık Bager ben bununla uğraşmak istemiyorum. Başkalarının bunu devam ettirmesini istiyorum dediği için Deniz Yılmaz'ın haklarını onun fanlarına devrediyor. Deniz'in yazdığı, bu arada insan gibi bahsediyorum çok acayip geliyor ama böyle. Deniz'in yazdığı şiirler kitap haline getiriliyor ve bu satın alınabilir bir şey. Kitapçıya gidip bir robotun yazdığı şiir kitabını satın alabilirsiniz. Oldukça enteresan bir bakış. Dijital sanat dediğimiz zaman bu da dijital sanatın içerisine girebiliyor. Memo Akten isimli sanatçımız bilgisayımsal sanatçı olarak kendini tanımlar. Ve sanatsal üretimi de bir şeyi görüyorum, anlamaya çalışıyorum ve sanatımın bir parçası haline geliyor der. Sanatımın bir parçası haline geliyor demek, görüyorum, anlamaya çalışıyorum demek aslında bize ipucu veriyor sanatçının üretme motivasyonuyla da alakalı biraz. Kendisinin Body Paint isimli çalışması. Bu çalışmada aslında çok hani göstermelik video açmamı gerektirecek bir şey yok bahsedeyim. Bu bir enstalasyon. Bu enstalasyonun karşı yani yerleştirme sanatı aynı zamanda da video etkileşimli bir yerleştirme sanatı. Bu duvarın karşısına geçtiğiniz zaman bedensel hareketinizle birlikte ekrandaki renkler değişiyor. Ve siz vücudunuzla herhangi bir yere dokunmadan bir yüzeyi boyama deneyimine sahip oluyorsunuz. Sanatçının size sunduğu deneyim böyle bir hale geliyor. Hani yapay zeka, arttırılmış gerçeklik falan dediğimiz zaman ille de gözlükle yapılacak bir şeyler olarak düşünmeyin. Bunlar da arttırılmış gerçeklik unsurları olarak geçiyorlar. Devam ediyorum. Bu benim katıldığım dediğim gördüğüm sergilerden bir tanesi. Marshmallow Laser Feast'in Odun Pazarı Modern Sanatlar Müzesi, Odun Pazarı Modern Müzesi'nde gerçekleştirdikleri bir sergi. Eskişehir'de geçtiğimiz yıl Eylül 2019'du yanlış hatırlamıyorsam. Üç boyutlu yerleştirme sergisi açıldı bir enstalasyon. Ağaca Övgü ve Bir Hayvanın Gözlerinden diye aslında iki farklı sergi ama aynı platformda deneyimlenebiliyordu. Burada bize sundukları deneyim. Hemen göstereyim. hem ağaç hem de hayvanın gözünden dünyayı deneyimleme fırsatı sunuyorlar. Bu deneyim oldukça ilginç. Hatta hayvanlar çok spesifikti ama şu an hatırlamıyorum. Sizin gözünüze bir gözlük. Bu arada bu bayağı ileri seviye bir VR etkileşimi. Bu gözlükler yanlış hatırlamıyorsam 5-10 bin lira civarında. Sadece gözlük de değil, size total deneyim sunuyorlar. Gözünüze gözlük, bileklerinize sensör, sırtınıza da ayrı bir sensör yerleştiriliyor. Hayvanın gözünden deneyimde şu vardı, çok iyi hatırlıyorum. Süleymancık ve kurbağa. Ağaçta da çok eski böyle nesli tükenmekte olan ağaçların yüzyıllardır ne yaşadıklarını anlatan bir deneyim sunuyordu size. Mevsimlerin onun üzerindeki geçişi üzerine bir deneyim sunuyordu. Bayağı ağaca sarılıyormuşsunuz hissi vardı yani ve bu şeyle arttırılıyor. Bileğinizdeki sensörlerle ve sırtınızdaki sensörlerle arttırılıyor. Mesela bir böceğin gözünden deneyim şöyleydi. Kurbağaya geldiği zaman sıra kurbağanın sesini duyuyorsunuz, gözünüzde bir görüntü var, görüyorsunuz kurbağanın gözünden ama aynı zamanda onun boğazıyla çıkardığı o vuraklama sesini size titreşim olarak veriyor vücudunuza. Hem bileklerinizden hem de sırtınızdan. Ve siz bir yandan da bulunduğunuz burası, bu mekanda, bu serginin içerisinde yürümeye çalışıyorsunuz. Ayağınızın altında gerçekten taşlar, kumlar, ağaç dalları falan var. Siz yürüdükçe bir kurbağa gibi yürüyorsunuz. Yani zıplıyorsunuz.
Ve işte üzerinize ağaçlar gelmeye başlıyor vesaire vesaire falan. Çok ilginç bir deneyim sunuyordu. Bunun bir müzede oluşu çok muazzam bir deneyimdi. Şimdiye kadar gittiğim en etkileyici sanat deneyimlerinden bir tanesiydi. Denk gelirseniz kaçırmayın böyle bir şeyi. Devam ediyorum. Bu arada gördüğümüz şeyler üç aşağı beş yukarı böyle siyah bir zeminde böyle noktalar. Bu noktalar birleşmiş ağaç oluyor. Mesela siz yürüyorsunuz, ağaca değiyorsunuz ve şey, bileğinizdeki sensör titreşiyor bir yere çarptığınıza dair size ikazda bulunuyor. Sonra ağaç yok oluyor, işte onun önünde başka bir ağaç beliriyor veya işte onun önünde başka bir hayvan beliriyor vesaire. Böyle bir dünya görmek çok sarhoş edici bir deneyimdi. Yine benzer bir görüntü aynı etkinlikten. Yakın zamanda Dream isimli canlı bir performans var. Bu performansı isterseniz katılımlı, isterseniz katılımsız bir şekilde, yani interaction olmadan deneyimleyebilirsiniz. Ben bunun linkini birazdan chat'e ekleyeceğim size. Murat Hocam da bana hatırlatırsa. Evet. Aynı firmanın, yani az önce gördüğümüz Marshmallow saniye. Marshmallow Laser Feast'in hazırlamış olduğu bir arttırılmış gerçeklik deneyimi daha olacak. Bu deneyim £10 etkileşimli hali, ücretsiz de etkileşimsiz hali olarak yayınlanacak. Herhangi bir gözlüğe vesaire ihtiyaç yok. Katılıp deneyimleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Canlı bir performans olacak. Daha sonra izleme imkanınız olmayacak, bilginiz olsun. Geçiyorum. Şimdi müzeleri niye dijitalleştirdik? Dijitalleşen sanatla birlikte müzelerin de bir şekilde dijitalleşmeye ihtiyacı vardı. Böyle bir platforma ihtiyacımız vardı. Bir de bazı özel sebeplerimiz vardı müzelerin dijitalleştirilmesi için. Bir genel toparlama ister miyiz? Buraya kadar her şey yolunda mı? Hızlı mı gidiyorum? Bence yarı dumur durumu oldu herkes için. Ne oldu? Yani dumura uğramak gibi bir şey oluyor. Hani gerçekten son kale sanattır ya. Daha yakından ilgilenenler, Melin Hocam mesela bir sürü şey yazıyor şeye, chat ekranına. Yakından izleyen insanlar için ayrı ama bu boyuta gelmesi birçok insan için yeni diye düşünüyorum. Ve sanki bir kaleyi kaybetme hissi oluyor. Ben kendi adıma şöyle söyleyebilirim. Hem bunun memnuniyeti, çünkü bir sürü olanak getiriyor insana. Ama bir kaleyi daha kaybetmiş olmanın da bir hikayesi oluyor. Bir yandan nostaljik, kadim sanatlarla uğraşırken, bir yandan her şeyi böyle ters yüz eden başka bir şeyle karşı karşıya kalmak, geceyle gündüzü bir arada yaşamak gibi bir duygu durumu yaratıyor bende açıkçası. Güzel özetlediniz hocam. Diyecek bir şeyim yok bunun üzerine. Az kaldı. Ara verelim mi yoksa toparlayıp bitireyim mi? Sesler genelde kapalı. Yani bence devam edelim. Evet, heyecana bekliyorum sonrası ne gelecek diye. Ben hayret izliyorum ki dijitali ben çok hani böyle ilgim var. Sanatta bu kadar boyutunu bilmiyordum açıkçası. Yani sizinle şu an öğrendim. Dijital ortam diyordum ama yok yani hani... Ötesi bir şey bunlar. Özellikle şu son bahsettiğiniz o orman içinde yürüme, ağaca sarılma, onu hissetme, bütün duyuları kullanma. Tabii Murat Hocam geleneksel o yapıyı kaybetmenin verdiği belki bir üzüntü de olabilir ama o geleneksel aslında bizi o dijitale ya da geleceğe ya da yeniliğe götürüyor. O yüzden hani harika şeyler. Ben devam edelim derim. Bırakmayalım. Aynur Hocam, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bu dijital sanat ne boyutta? Yani hocalarımız yeterli mi? Öyle mi? Yok. Anladım. Yani herkes bir şekilde farklı kaynaklar bularak herhalde geliştirebiliyor kendini, öyle mi? Kaynak da yok. İngilizce bilip yayın takip etmek, çevir yapmak. Anladım. Yani Türkçe kaynak yok. Kaynak yok derken hani Türkçe... Peki bir şey daha çok merak ettim. Bu tür şeye karşı direnç gösteren sanat hocalarımız var mı? Zaten direnç gösterildiği için üniversitede bunların eğitimi yok.
Gerçekten mi? Of. Tabii. Yani bunlardan haberi de yok hocaların bu arada. Yani çoğu hocanın. Şimdi ben böyle genel olarak Türkiye'deki bütün sanat eğitimcileri adına konuşamam tabii ki. Öyle bir şey benim haddim değil ama en sonunda sanat eğitimi bölümü var. Ben orada çok kısa bahsederim duymak isteyen olursa. Ben evet, ben çok şaşırdım şu an. Türkiye yani Aslında şaşırmadım ya. Niye şaşırayım ki? şöyle bir şey var, bir de bununla ilgili talep de yok. Yani birazcık da öğrencilerin merak edip talep edip ya biz bu konuda ders açılmasını istiyoruz vesaire falan demesi lazım. 100 yıllık gelenek, 150 yıllık gelenek sanat eğitimi nereden baksanız. Hiçbir kürsü kurulmuş değil bununla ilgili yani. Tamam. Ya muhakkak var, sıfır değil ama yani Türkiye'de belki iki tane falan, üç tane hoca vardır bu konuyla ilgili bilen ve üreten. Bager bunlardan bir tanesi bu arada. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ders veriyor. Hem Bager hem de kendi eşi. Bager'in kendine ait bu konuyla ilgili bir atölyesi de var. Üretiyor, üretime destek alıyor falan falan. Sanat eğitim kısmına geldiğimiz zaman bundan kısaca bahsedeyim o zaman. Tamam, teşekkür ederim. Kooperatif üzerinden bir davet falan istek acaba ne olur? Gelir mi? Bilmiyorum. Kendisini şahsen tanımıyorum ama Listemizde vardı. Hani geçen konuşmada İlker vardı ya listede. Temas kuracağımız önümüzdeki arkadaşlardan birisi. Bir anladım, terslik olmazsa önümüzdeki programlarda gene burada bir arada olacağımızı düşünüyorum. mutlaka. O da çünkü eğitim kooperatifi konusunda çok bir aktif bir birey. Evet. Ben şimdi reklam yapıyor gibi olmayayım. Merak Yani edenler. direkt evet, tanınan bir arkadaş zaten aslında takip eden kitle için TED konuşmalarından da vesaireden de dolayısıyla kendi reklamını yeterince yaptı, haklı reklamını yaptı arkadaşımız. Evet, ben de bir sanatçı olarak, sanat eğitimcisi olarak onun reklamını yapmaya devam edeceğim. Çünkü müthiş çalışmalar yapıyor. Devam Ama ediyorum. tanıyalım yani, hani yapın reklamlarını, tanıyalım, görelim. Ya yani Kesinlikle. ben hani şu an bilmiyorum, neden bilmiyorum diye düşünüyorum. Hani tanınmalı bence. Belki hani sanatçı olmadığım için eğitim alanındaki dijitalleşme belki benim daha çok dikkatimi çekiyor ama bu alanda aslında bizim öğrencilerimize vermemiz gereken, hani sizin dediğiniz gibi yani resim yap, boya kullan, kalem kullan değil, artık ötesine geçebilmeli öğrenciler. Bunu istiyorum, bu farklılığı istiyorum artık ben de. Evet, yani sanat eğitimi denilince akla resim yapmanın, evet bugün 23 Nisan demenin, artık bu klişelere hiç girmiyorum. Sanat resim yapmak demek değil, sanat enstrüman çalmak demek değil, sanat problem çözme becerisine sahip olmak demek. Bu Aynen düşünceniz hocam. varsa çok iyi bir mühendis de olursunuz, çok iyi bir hekim de olursunuz, çok iyi bir ressam da olursunuz. Aynen hocam. Sosyal medyada sizin resimlerinizi görüyorum. Ve onları nasıl yapıyorsunuz? Ondan da bahsedecek misin? Ben çok merak ediyorum. Sunum tamamen bittikten sonra Tamam. kalan Söz ama değil mi? onlara bak. Söz. Evet. O Şimdi kırmızı ve kadın figürleri gözümün önünden gitmiyor çünkü. tamam. Sunum bittikten sonra kimsenin de vaktini çalmayayım burada. Sunum Teşekkür bittikten ederim. sonra kalmak isteyen olursa, kalan olursa anlatırım, kişisel soruları da yanıtlarım orada. Tamam. Evet. Bu güzel geri bildirimlerden sonra devam ediyorum. Müzelerin dijitalleşmesinin sebepleri nelerdir diye bir sorumuz var. Şimdi bunlardan ilki politik ve kültürel sebeplerle yeri değiştirilen ya da yok edilen, işte ya politikaya kurban giden çalışmalar oluyor. Bu sebeplerle müzelerimizi dijitalleştirmemiz lazım. Yani var olan bir kültürel birikim var. Evet. Ya hocam Efes Harabeleri nasıl dijitalleşecek? Hocam işte Agora nasıl dijitalleşecek diye olabilirsiniz. Yerebatanı nasıl dijitalleştireceğiz diyebilirsiniz. Ama bunların hepsinin teknikleri vesaireleri var. İkinci sebep iklim değişikliği. İklim değişikliği nedeniyle eserlerin olduğu ören yerler tehlikedeler ve bunlara çok acil müdahale edilmesi lazım. Dijitalleştirerek bunları bir sonraki ve bir sonraki nesle aktarabilir hale getirmemiz gerekiyor. Antep'te Zeugma Müzesi'ne gittim. Zeugma Müzesi'nde her eserin nereden geldiği, bütün eserler Antep'ten çıkma değil. Kilis'ten de çıkan eser var, Bitlis'ten de çıkan eser var. İşte ne bileyim Mardin'den de çıkan eser var. Adam veya kadın işte çapa yaparken antik Roma'ya ait, Bizans'a ait şey buluyor mesela. Bir fresk buluyor, özür dilerim, mozaik buluyor. İşte bir kilise kalıntısı buluyor. Onu
toparlıyorlar, getiriyorlar mesela Antep'e. İşte bir yerde başka bir yerde buluyorlar. Çeşmenin altında başka bir çalışma toparlıyorlar, getiriyorlar Antep Mozaik Müzesi'ne. Bu çok iyi bir sistem değil. Böyle büyük çalışmaların yerini değiştirmek çok iyi bir sistem değil. Yerinde korumak çok önemlidir arkeolojide. Yerinde korunamıyorsa tabii ki başka bir yere transfer etmek de gerekir. Çevresel koşullar, iklim değişikliği gibi sebepler yine eserlerin dijitalleşmesini zorunlu kılıyor. Yağma ve hırsızlık çok revaçlı ve çok ön planda. Tarihi eser kaçakçılığı vesaire. Şimdi Orta Doğu'da yaşıyoruz. Bunları anlatmamın hiçbir gereği yok. Zaten biliyorsunuz. Her sene haberlerde gördüğünüz konular bunlar. Yağma ve hırsızlığa karşı eserlerin mutlaka dijitalleştirilmesi lazım. Doğal felaketler var. Notre Dame Katedrali'nin başına 2 sene önce gelen çok büyük bu yangında oldukça zarar gördü. Yani hani yüzlerce yıllık. Bu arada bu kiliselerin yapımı neredeyse 100 yıl sürüyor veya 70-80 yıl sürüyor. Kolay değil. Bir de 200-300 yıl, 500 yıl dayanan kiliseler, bazilikalar, katedraller ve buna benzer binlerce yıl dayanan işte harabeler var. Efes gibi, Agora gibi. Bunları bir şekilde dijitalize etmemiz lazım ki bizden sonraki nesle borçlu olduğumuz kültürel mirası aktarabilelim. Ondan sonra bir de kitlesel turizm terörü var. Turizm terörü maalesef dünyanın neresine giderseniz gidin aynı. Lourdes'da da turizm terörü, Efes'te de terör, Yerebatan'da da, Ayasofya'da da bu terör devam ediyor. Bunları dijitalize etmek çok önemli. Bir de dijitalize ederken ne işimize yarayacak? Dev çalışmaları ne yapacağız, nasıl göreceğiz falan. Daha detaylı hale getireceğiz, daha çalışılabilir formlara sokacağız. Burada gördüğünüz çalışmanın dijitalize edilmiş hali buradaki. Daha detaylı restorasyon yapılabiliyor, daha detaylı replikaları üretilebiliyor. Aynı zamanda bulunduğu yere geri gidilmeden gözlemlenebilme ve tanık olabilme. Yani siz Amerika'ya gitmeden bu eseri göremeyeceksiniz. Dijitalize edilirse siz Türkiye'nin İzmir şehrinde VR gözlüğünüzü takıp bunu deneyimleyebilme şansına sahip olacaksınız. Bu yüzden dijitalize etmek yine önemli şeylerden bir tanesi. Başka sebepleri de var. Bu arada bu sunumu Sarah Kenderdine diye bir profesörden aldım bir kısmını. Niye dijitalleştirmeliyiz? Kendisi de oldukça güzel anlatıyor. Şuradan çok kısa vereyim. Ekran net ve görünüyor mu şu anda? Evet. Peer inside to see what we could not see before. Daha önce görmediğimiz açılardan görebilmemizi sağlıyor dijitalleştirme. Mesela bir mumya çalışmasının içerisine açıp bakamayacakken, yani her insan bunun içine açıp bakamayacakken, buna sadece arkeologlar bakabilecekken, böyle bir teknolojide içini de görebilecek görebiliriz. Bu muhteşem bir şey. Aynı zamanda çok büyük çalışmaları ya da çok küçük çalışmaları, özellikle küçük çalışmaları taratıp, çok yüksek çözünürlüklerde taratıp ya da fotoğraflarını çekip, istediğimiz kadar büyütüp detayları daha net görebiliriz. Are not enough to bring heritage to life in ways that are profound and unforgettable. And it's about creating new narratives of engagement that's at the heart of the journey I want to take you on today. Bu yine var olan sanat eserlerinden bir tanesi. Bunu da oldukça uğraşarak dijitalize ediyorlar ve adapte ediyorlar. Birkaç dijitalize edilmiş versiyon var. Aslında onları bulmaya çalışıyorum. Az önce gördüğünüz mağaranın içerisinde bu duvar freskleri var ve bu fresklerin tamamını çıplak gözle görebilmek çok mümkün değil. Tavan yüksekliği nedeniyle, eserlerin zarar görmesi nedeniyle vesaire. 5,000 square meters of mural paintings and over 2,400 statues. They were...
Bir saniye. Şurada muazzam bir örnek vardı ama bunu kaçırdım sanırım. Evet, burası. Burası yine bir arttırılmış gerçeklikle kurgulanan bir oda. İstediğiniz sanat eserini, orada taranmış, scan edilmiş sanat eserini simüle edebiliyorsunuz. With a guide, he will be using an LED torch and revealing only fragments of the murals to you. Size var olan, az önce gösterdiği duvardan el feneriyle tutulmuş gibi fragmanlar gösteriyor, parçalar gösteriyor. İsterseniz böyle bir ortam, izole ortamda simüle edebiliyor size oradaki gerçekliği, gerçeği. The virtual world, however, is very powerful and we can navigate it. We created a very high resolution magnifying glass that allows you to examine these murals in great detail. Çok yüksek çözünürlüklerde muhteşem detaylar verebiliyor size bu tarz taranmış, scan edilmiş çalışmalar. Here you're looking at the Sutra of the Medicine Buddhas on the north wall of the cave. Using pigment studies at Dongguan Academy, we recolored the Buddhas to give an impression of what they would have originally been like. And we modeled many of the elements in the painting, including the instruments of 32 musicians that appear there. İşte burası harika bir boyut. Evet, ya 32 tane müzik aleti keşfedilmiş burada, eğer yanlış çevirmediysem. Evet, bu müzik aletlerini de modelleyebiliyorlar ya, bu muazzam bir şey. Ya 2000 yıl önce ya da 1000 yıl önce yapılmış bir resme bakıp bu resmi çok iyi seviyede tarayıp detaylandırıp bu resmin içerisindeki insanları modelleyebiliyorlar, müzik aletlerini modelleyebiliyorlar ve hatta o dönemde yapılan dansları bulabiliyorlar. Buraya bir ek yapabilir miyim hocam? Tabii. İsveç'te yaşayan bir Türk sanatçı var, Hakan Dibbo. Çok enteresan bir sunumunu izlemiştim. Enteresan bir yerde kesişmiştik kendisiyle. Bir müzik aletini şu an, fırsatım yok, bakacağım ve Padlet'e koyacağım merak edenler baksın diye. Bir müzik aletini, uzak doğulu bir müzik aletini çalması çok güç bir enstrümanı. Artık ustasının bittiği, virtüözünün sona erdiği bir enstrümanı dijitale aktarmışlar ve o sesi yakalayacak bir altyapı kurmuşlar. Hem öğrenmesi kolay ama bir sürü bilgisayar tekniği, dijital teknik kullanarak aynı tınıyı yakaladıklarından emin olmuşlar. O çalışmaları gösterdiler. Bu orijinalindeki ses, bu dijitalindeki ses diye sunumda yan yana koydular. Ve dijitalleşmeye karşı olanlara şu soruyu soruyorum dedi Hakan Libro. Dijitale karşıysanız artık bu enstrümanı duymak istemiyorsunuz demektir. Çünkü bu artık çalınması güç, çok emek istiyor ve ustası yok, ölecek, gidecek. Karşı olduğunuz dijital bunu size hala kullanılır hale getiriyor. Dolayısıyla bunun ürettiği sanata mı sadıksınız yoksa bunun bu biçimine mi sadıksınız kısmına bakalım. Onun doğaya kattığı o melodinin kaybolmasına biz razı olmadık ve dijitali bu amaç için kullandık ve yeniden insanlığın hizmetine sunduk demişti. Çok etkileyici bir haldi. Şimdi onu fark ettim. Olimpos'ta dolanırken, Efes'te dolanırken orada gördüğüm aletleri resim taratıp Google'da arayıp acaba bu neymiş, acaba onun kayıtları var mıymış diye peşine düştüğüm zamanları hatırlıyorum. Müthiş bir rahatlık ve kolaylık. Ya dijitalleşmeye karşı olan da hocam ne bileyim yani düz dünyacılar gibi falan bir şey herhalde yani. Dijitalleşmeye karşı olunur mu yani? Yani karşıysan al planı pırtını git bir köyde yaşa yani. Bu da tercih meselesi tabii ki. Karşıyım demek yani çok manasız bir tartışma ortamı yani. İstediğin kadar güneşin ısıtmasına da karşıyım. Isıtmasın falan. Hani ben söyleyince ısıtmayacak mı? Çok saçma argümanlar bunlar. Bir şekilde adapte olmak önemli. Yakalamak önemli. İçinde bulunduğumuz çağa ayak uydurmak önemli bence. Devam ediyorum. And we filmed dancers in 3D in a blue screen studio and inserted their video into the scene as well. Oradaki dans ettiği düşünülen figürleri bulup onların koreografilerini canlandıracak kadar arttırılmış gerçeklik kullanılıyor. Yani bu muazzam bir şey. Burayı tekrar bir kısaca göstermek isterim size. And we filmed dancers in 3D in a blue screen studio and inserted their video
into the scene as well. Gerçekten hayal yani. Böyle bir evrende yaşamak isterim. Şimdi dijitalleştirmemiz önemli dedik. Dijitalleşme çok önceden başladı. Bu yeni bir şey değil ama biz bunu birazcık daha yeni konserve ediyoruz. Daha böyle korumaya çalışıyoruz. Daha yeni yeni korumaya başlıyoruz ya da yeni yeni dijitalize ediyoruz. İşte bunun sanat eğitimindeki yerinden şimdi kısaca bahsedeceğim. Ne yapabiliriz? Nasıl teknolojiler kullanılıyor? İşte hangi müzeler, hangi uygulamalar falan derken sunumumuz toparlanmış olacak böylelikle. Sanat eğitimi ve teknoloji kullanımı diyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi iki tane gözlük var burada. Sol tarafta görmüş olduğunuz gözlük 20 ila 60 lira arasında değişen, hemen hemen herkesin edinebileceği, hatta evde kendi imkanlarınızla böyle o mukavva ile kartonla falan bile yapabileceğiniz bir şey. Bu gözlüğün VRBox yazan kısmına telefonunuzu koyuyorsunuz, içerisine bir ya da birden fazla uygulama yükleyip müzeleri, şimdi bir arttırılmış gerçeklik bir de sanal gerçeklik var. Bu arttırılmış gerçeklik sağlıyor size. Sanal gerçeklik olmayan bir fiziksel ortamda olmayan bir imaj yaratılması üzerine gidiyor. Arttırılmış gerçeklikte bulunduğunuz ortamı lidar tarayıcılarla, yani mekanı algılayan, derinlik algılayan tarayıcılarla tarayıp sizin bulunduğunuz mekana bazı veriler koyuyor. Yani siz tam böyle karşınızda gördüğünüz duvara Mona Lisa'nın duvarda Mona Lisa tablosunu görebiliyorsunuz. Ya da işte kendi evinizde yürüyerek Hermitage Müzesi'ne gidebiliyorsunuz. Ya da işte Van Gogh Müzesi'ne, Dali Müzesi'ne gidebiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Sizin bu dünyayla olan bağlantınızı kesip ya da minimuma indirip size maksimum performans, maksimum deneyim sağlıyor. Pek çok uluslararası müzenin, dünya çapındaki müzenin arşivi dijitalleşti veya dijitalleşme aşamasında. Bu dijitalleşmiş verileri siz ücretsiz bir şekilde internet sitesine girip ya da uygulamasını yine ücretsiz bir şekilde hem App Store'dan hem de Google Play'den indirerek bu gözlükleri de kullanarak o müzede dolaşma deneyimini yaşayabiliyorsunuz. Sanat eğitiminde bu müze gezmek çok önemli, çok kıymetli. Önemli olan şey orada resim görmek değil, önemli olan şey orada sanat eserlerinin sergilendiği bir atmosfere tanıklık edebilmek ve sizin gibi yürüyen dolaşan insanlar görebilmek. Öyle bir deneyim sunuyor ki size, yanınızdan yürüyen gelip geçen insanlar oluyor ve kendinizi rahat hissedebiliyorsunuz, görünmez hissedebiliyorsunuz ama pek çok şeyi de görebiliyorsunuz. Yani evinizden seyahat ediyorsunuz. Sol tarafta gördüğünüz şey bu. Birazcık kaliteli bir mercekle size arttırılmış gerçeklik deneyimi sunuyor. Sağ tarafta görmüş olduğunuz arkadaşlar, size az önce bahsettiğim Odunpazarı Modern Sanatlar Müzesi'nde bizim vücudumuza yerleştirilen, işte sırtımıza konulan arkadaş. Bu işte 5000, 10000, 15000 Oculus diye geçiyor yanlış bilmiyorsam. Bir model. Şunlar size birazcık daha sizi gerçeğin içerisine çekmek için sensörler var bileklerde. Aynı zamanda titreşim de veriyor vesaire vesaire. Yani birazcık daha kaliteli bir deneyim sunuyor. Sağ tarafta görmüş olduğunuz almak çok makul bir şey değil ama sol tarafta gördüğünüz uygun fiyatla bir tane alıp sınıf ortamında işte 30 kişiyse sınıfınız 15-15 bölüp denenebilir. Ya da öğrencilerinizin durumu çok şey değilse, hani sıkıntılı değilse aldırılabilir. Çünkü 30 lira gibi bir rakamı var. Toplu alacağınız zaman, eğitim için alacağınız zaman destek veren kurumlar olabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili bir çalışması olduğunu duydum. Ama net bir bilgim yok. Hani ne yapıyorlar, ne ediyorlar bir fikrim yok. Sadece sanat eğitimi için değil bu arada. Yani çocuğa fizik öğretmek için, matematik öğretmek için, yemek yapmayı öğretmek için ya da bir dağda yürümeyi öğretmek için de güzel bir araç olabilir bu. Ben sanat eğitimcisi olduğum için müzeyle ilgili olan kısmını, sanatla ilgili olan kısmını bilip anlatabiliyorum ama pek çok disiplinle alakalı farklı farklı içerikler geliştiriliyor bu konuyla alakalı. Lütfen siz de kendi alanınızda mutlaka
Bu konudaki gelişmeleri takip edin. Çok doyurucu bir deneyim olacağını düşünüyorum sizin için de. bir uygulamaya geçelim şimdi. RTVive diye bir uygulamamız var. Bu uygulama anlatamam ancak gösterebilirim. İnşallah burada açtığım linkler arasındadır. Çok güzel. Heyecandan kapatmışım ben. RTVive uygulaması bir artırılmış gerçeklik uygulaması. Nasıl bir uygulaması sunar bize? Size bir iki tane sergi göstereyim, daha da netleşecek konu. Bazı telefondan ve bilgisayardan kullanılan uygulamalar var. Bu uygulamalarda biz resim ya da heykeli daha farklı boyutlarda gözlemleyebiliyoruz. O boyutlar da şöyledir. Normalde bu sadece taşın olduğu ve bir işte nokta çalışmasının olduğu çalışma. Siz az önce size gösterdiğim RTVive isimli uygulamadan ve benzer uygulamalardan ekrandan bakmak suretiyle şöyle bir figür ekleyebiliyorsunuz çalışmaya. Bu genellikle kare kodlarla çalışıyor. Çalışmanın yanına bir tane kare kod koyuyorlar. Telefonunuzdan o kare kodu okutuyorsunuz ya da o uygulamayı yüklüyorsunuz. Telefonunuzu çalışmaya, yani şöyle diyeyim, şunun çalışma olduğunu düşünün. Bu çalışma, telefonumu o çalışmaya doğru tuttuğum zaman gördüğüm görüntü tam olarak şu an sizin ekranınızda gördüğünüz, işte hareketli olabilir, durağan olabilir ama bize farklı bir deneyim sunan bir versiyonda görüyoruz. Aslında temel olay bu. Bunu uygulayabilmek için çok sanatsal bilgiye gerek yok. Hatta hiç gerek yok. Sadece teknik bilgiyle bunu kotarabilirsiniz, yürütebilirsiniz. Hocam uygulama ücretsiz mi? Yani ücretli bir uygulama mı? Bazıları ücretli, bazıları ücretsiz hocam. RTVive ücretsiz diye aklımda kalmış. Yine şeyden, internet sitesinden destek sağlayabilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Düz delilik yani bu. Bildiğiniz delilik. Ben ilk böyle bir çalışma gördüm de anlamadım. Ankara'da bir sergide gördüm. İşte şu uygulamayı yükleyin, şu kare kodu okutun falan filan. Böyle bir 10-15 dakika çalışmanın başında dikildim kaldım. Uygulamayı yükle, bak vesaire falan derken telefondan bakıyorum çalışmaya. Dev bir tuval var önümde. Telefondan bakıyorum. Diyorum herhalde delirdim ben yani. Bakıyorum. Oynuyor yani. Bakıyorum oynamıyor. Bakıyorum hareket ediyor. Bakıyorum hareket etmiyor falan. Bayağı sinirim bozulmuştu ilk baktığımda. Sonradan bunun eklenmiş bir şey olduğunu fark edince dedim ya gerçekten nelerle uğraşıyorsunuz ve ben bunu nasıl bu yaşıma kadar görmemişim. Tabii biraz ileri seviyesinde böyle gözlüklerle de bu işi yürütebiliyoruz. Arttırılmış gerçeklik sergileri. So House of VR is really excited to bring prosthetic reality, which is one of the coolest, we think, augmented reality art shows here to Toronto. So first time in Canada for this show. And I think the coolest thing about it is that people can see a physical piece of art actually come to life digitally on their phone. A lot of people have been excited because I think it's something that most people haven't seen. So when they show up to the show, they are just their mind. Have you ever seen anything like this before? No. This is the first time I've seen this cool animated art. Hocam, bir de bunlar dijital çizim oluyor değil mi? Yani hani
Hepsi dijital çizimin çıktı hali mi oluyor? Hepsi dijital çizim olmak zorunda değil. Yapılmış bir resmin üzerine siz tarayıcınızdan veya telefonunuzdaki uygulamadan bazı veriler ekleyebiliyorsunuz. Şey gibi düşünün, GIF gibi düşünün aslında bunu. Önünüze bir tane resim koydunuz. Mesela benim arkamda bir tane resim var şu anda. Arkamdaki resmin fotoğrafını çekiyorum, uygulamaya ekliyorum. Daha sonra iki tane fotoğraf çekiyorum atıyorum. Bir tanesi şöyle yapan bir el düşünün. İki tane fotoğraf çektim. Biri bir yapıyor, biri iki yapıyor. Bu fotoğrafları arka arkaya oynattığım zaman GIF oluyor. Yani hareketli resim elde etmiş oluyorum. Sonra bu hareketli resme daha önce yapmış olduğum resmin üzerine bir uygulamayla, telefon uygulamasıyla yüklediğim zaman bu sefer kendi yaptığım dijital uygulamayı fiziksel uygulamayla entegre etmiş oluyorum. Bu da bize farklı bir gerçeklik, farklı bir boyut kazandırıyor. Fiziksel olan dünyayla sanal olan dünyayı bir araya getirip iki katmanı üst üste sergilememizi sağlıyor ve farklı bir deneyim ortaya çıkarıyor. Bu arada Artvive free'miş, ücretsizmiş. Onun kullandığı ücretli bazı şeyler var. Bazı uygulamalar içerisinde bazı opsiyonlar ücretli ama genel olarak ücretsizlik bakalım. Güzel, teşekkür ederiz bu bilgi için. Bir tane daha çok güzel bir enstalasyon görmüştüm. Onu da hemen göstermek istiyorum. Buralarda mıdır kendisi? Evet, buralarda. Bunu bir resim yüzeyine yapabildiğimiz gibi bir enstalasyonun yüzeyine de yapabiliyoruz. Yani bir mekan içerisinde mekan deneyimi yaşatan, bize farklı bir yerde olduğumuzu hissettiren bir resim heykel. Yani heykelimsi resmin üzerine yapılmış resimler var burada. O heykelimsi resmin üzerine bir de artırılmış gerçeklik eklentileri eklenmiş. İçerisine giriyorsunuz kutunun. Artbox'ın içerisine giriyorsunuz ve telefonunuzu ya da tabletinizi çok farklı deneyimler yaşayabiliyorsunuz gibi. Devam edelim bakalım başka neler kalmış. Evet, şimdi bir diğer uygulamamız, bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Ben de duymamış görmemiş olanlarımız varsa diye ekledim. Google'ın Arts and Culture diye bir uygulaması var. Evet, doğru mu söylediğine bakıyorum. Google'ın Arts and Culture uygulaması gerçekten muazzam bir çalışma. Yine Google yine yapmış arkadaşlar bu işi. The Art of Color diye bir sergilemesi var mesela. Bu sergi bir lidar teknolojisiyle elde ediliyor. Nedir lidar? Lidar mekandaki derinliği ölçen bir tür sensörleme sistemi size evinizde sergi deneyimi sunuyor. Bu çalışma biçimi içerisinde renk sanatı diye bir sergi var. Gezebilirsiniz uygulamanın içerisinden. Yine neydi bu acaba? Pocket Gallery, cep sergisi, mini sergi gibi bir adı var. Sol tarafta gördüğünüz bir galeri, gerçekten fiziksel olarak çizilmiş bir galerinin, yapay olarak çizilmiş bir galerinin şeyi, mimari planı sol tarafta görmüş olduğunuz şey. Bu mimari planı siz, şimdi Arts and Culture telefonunuzda yüklü, ben bu cep galerisine girmek istiyorum diyorsunuz. Telefonunuzu açtınız, gireceğim diye onaylıyorsunuz, kameranızı açıyor, sizin hemen önünüzdeki işte masadır, koltuktur, zemindir. Yani düz yüzeyleri hemen algılamaya, taramaya başlıyor. Scan ediyor bunları. Daha sonra yeterli büyüklükte bir, yeterli genişlikte bir zemin gördüğü zaman sol tarafta gördüğünüz galeriyi o zemine ekliyor. Siz o zemini buradan büyütebiliyorsunuz. Daha da büyük galeri, daha da büyük galeri diye büyütüyorsunuz. Sonra da telefonunuzla ilerleyerek solda gördüğünüz galerinin içerisine giriyorsunuz. Telefonunuzu çeviriyorsunuz. Sol tarafınızda bir resim var. Telefonunuzu çeviriyorsunuz, sağ tarafta bir resim var. Biraz ilerliyorsunuz, mesela Vermeer'in İnce Küpeli Kızını görüyorsunuz. Biraz ilerliyorsunuz, işte Gentileşkin'in bir tablosunu görüyorsunuz vesaire vesaire.
sizin aslında arttırılmış gerçeklik deneyiminizi gözlük olmadan sadece telefonla bakıp yürüyerek ve telefonunuzu, ya çok basit gerçekten, yani telefonunu al, duvara kaldır, senin karşındaki duvarda resmi göstersin. Aynen şurada olduğu gibi. WhatsApp mesajın var. Efendim? Bana demediniz galiba. Devam ediyorum. Bu da cep galeri yollamız. Birinizin mikrofonu açık. Uygulamanın adını bir daha söyler misin? Google Arts and Culture. Hemen şurada yazıyor hocam. Tamam, gördüm gördüm. Tamam. Bir uygulama daha var. Onun fotoğrafını bulabildim mi? Bulmuşum. Güzel. Bir selfie uygulaması bu. Kendi yine Google Arts and Culture uygulamasının içerisinde Art Selfie uygulaması eklentisi. Siz telefonunuzu yine açıyorsunuz, Art Selfie uygulamasına giriyorsunuz ve kendi fotoğrafınızı çekiyorsunuz düzgün, böyle net bir ışıkta. O da sizin sanat tarihindeki bir benzerinizi buluyor. Daha önce yapılmış, daha önce sanat tarihinde resmedilmiş herhangi bir karakter bu arada. Herhangi bir karakter misiniz? İşte %80 benzerlik, %20 benzerlik, %90 benzerlik gibi benzerlikler bularak sizi işte sanat tarihiyle daha eğlenceli bir etkileşim içerisine sokuyor. Başka canlı mı? Canlı dener misiniz mesela? Kendi resminizi koyup sizi kimle eşleştirecek, merak ettik. Ya ben bunu yaptım. Tekrar bulayım dedim. Bulamadım, uygulamanın arayüzü değiştiği için. Vakit Mona Lisa çıkmadı diye üzüldünüz mü? Onun için mi bize göstermiyorsunuz hocam? İstediğim portre çıkmadı çünkü falan diye. bir bakalım hemen. Bulursam yapayım. Şu an elimin altında değil. Kolay da değil. Şu an yapamam Murat Hocam. Ama çok basit bir versiyonu var. Şu an gerçekten görmüyorum. Heyecandan elim ayağım titrediği için görmüyorum hiçbir şey. Genel olarak bir toparlayacak olursak, dijitalleşme yeni bir konu değil. Dijitalleşme çok önceden beri var. Dijital sanat 1960'dan beri var. Yani İlk işte Commodore 64 çıktığından beri var yani. Sadece biz bunu duymuyoruz ya da bize bu bir şekilde duyurulmuyor. Fark edemiyoruz. Bundan haberdar olmanızı istediğim için bunu koydum. Beni heyecanlandıran, beni merakta bırakan, acaba ben yapsam neye benzer dediğim çalışmaları koymaya çalıştım olabildiğince. Neden dijitalleşiyoruz? Dijital sanat nedir? Ve bunun sanat eğitimindeki yeri nedir? Nasıl kullanırızı? Bu şekilde anlatmaya çalıştım. Eminim çok daha iyi şekillerde anlatılabilir bu yöntem ama ben bu kadarını bildiğim için size ancak bu kadar yardımcı olabiliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarayacak bilgiler almışsınızdır. Çok kısa hemen Türkiye'deki sanat eğitiminden bahsedeyim. Bunları okulda biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? Bunları hiçbir resim öğretmeni, hiçbir sanat öğrencisi bilmez. Ancak ve ancak özel ilgisi olan insanlar bunu bilirler. Türkiye'deki sanat eğitimi, bu arada dünyada da böyle bu. Bir Fransız ekolü vardır, bir Bauhaus ekolü vardır. Fransız ekolü işte modern sanat geleneğini temsil eder. Bauhaus birazcık daha modernize edilmiş versiyonudur. Bauhaus'a uygun eğitimi veren bir tane okul var Türkiye'de. O da Eskişehir Anadolu Üniversitesi. Yıldız Teknik bunu yakalamaya çalışıyor. Bilgi Üniversitesi bunu yakalamaya çalışıyor. Bilkent'in bazı bölümleri bunu yakalamaya çalışıyor. Hatta günümüzü adapte olmaya çalışıyor ki ben Hacettepe'deyim. Hacettepe yine dijital sanatı demeyelim de günümüz sanatını yakalamaya çalışıyor ama çok geniş bir alan olduğu için bu bir ders olarak maalesef verilemiyor. Yani istese de insanlar bunu sanırım veremeyebilir veya çok zorlanabilir. Bu konuyla ilgili herhangi bir talep yok, herhangi bir çalışma yok. Ancak işte Refik Anadol, Memo Akten, Bager Akbay gibi sanatçıların şeyleri var ki Refik Anadol yurt dışında yaşıyordu yanlış bilmiyorsam ya da çok sık gidiyor. Bager Türkiye'de yaşıyor ve bu konuyla ilgili çalışmaları var. Yıldız'da, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ders veriyor.
hani ya okulda gösterilmiyor bunlar bize diye hocaları da çok suçlamanın bir anlamı yok. Biraz merak meselesi bu. Bunlar çok yeni teknolojiler. Yani bazı teknolojiler 3-5 sene önce falan çıktı. 3-5 sene önce çıkan bir şeyi de sanat eğitimini alıp adapte etmek gerçekten çok büyük cesaret isteyen bir konu. O yüzden tamamen kişisel merakla ilerleyen, siz hocalarımın öğrenmek istediği, bilmek istediği, ilerlemek istediği noktada ancak öğrenebileceği konular bunlar. Ki ben bunu sanat eğitiminize adapte edin diye göstermedim bugün. Ben bunu kendinize adapte edin diye gösterdim. Siz önemlisiniz. Sizin deneyimleriniz çok önemli. Sizin kendinize deneyim kazandırmanız çok önemli. Lütfen bunu öğrencilere nasıl anlatırım diye düşünmeden dinlemiş olun. Ben ne öğrendim, ben nasıl bunu bu sergiye giderim ya da nasıl bakarım diye bakın. Çünkü içselleştirmediğimiz hiçbir bilgi bize ait değil. Önce bizim merak edip denememiz lazım ki sonra eğer istersek öğrencilerimizle bu bilgileri paylaşalım. Bu kadar. Aynur Hocam, çok çok teşekkür ederiz. Çok enteresan bir sunum oldu açıkçası. Eğer siz de kabul ederseniz ben herkesin görüşlerini öğrenmek isterim. Mümkün olan arkadaşlarımız kameralarıyla, sesleriyle bize katılırlarsa enteresan bir konu çünkü. Ben tam Aynur Hocam son kelimelerini söylemeden bunun eğitimdeki yansımalarını neler düşünüyorsunuz diyerek sormak istiyordum ve kendimizde olan değişimleri yansıtmak açısından bakıp herkes bir şeyler söylerse çok mutlu olurum. Değişik bir konu, çok tartışma götüren bir konu. Refleksler geliştiriyor, karşısında duruyor olabiliriz ama unutmayın ki putları yıkıyoruz yazısı için Nazım Hikmet de o güne kadarki şiir anlayışını yıktığı için herkesi karşısına almıştı. Birileri bu şiir değil demiş. İşte 1941'de Garip Bildirgisi yayınlandığında Aruz'un o gizemli kafiyelerinden halk diline şiirin inmesi bir sürü insan hoşuna gitmemişti. Ama şiir yeni bir kanal kazanmış oldu. Basitleşmedi, yok olmadı. Yeni bir boyut kazanmış oldu. Olaylara biraz böyle bakmak doğru olabilir. Refleks olarak kendi duygumu demin söyledim ama toplumsal olarak kesinlikle bize sunduğu imkanlara bakıyor olmak lazım. Gerçekten herkesin fikrini merak ediyorum. Melin Hocam şu an çok hevesli fikrini söylemek için diye ondan başlayıp şöyle bir tur atalım. Konuşmak isteyen herkesle ben, derim. Ben çok konuştum diye aslında konuşmayacaktım ama ya yok, benim için harika bir akşam oldu. Bu yorgunluğun üstüne öğrendiğim şeyler bunu da araştırmalıyım. Buna da bakmalıyıma götürdü beni. İlgi duyduğum bir alan zaten. Yani bilişim öğretmeni değilim. Dijitalle ilgim son 6 yıldır var. Ama niye bu kadar korkmuşum dijitalden diye sorguluyorum kendim. Yani o son altı yıla kadar hep korktum. O bilgisayarı hani Word'ü açıp ya yanlış bir şey yaptım nasıl düzelteceğim deyip korkanlardandım ben. Teşekkür ederim, çok kıymetli bilgilerdi. Uygulamalar da çok güzel. Yalnız bu dijital sanat dediğimiz o olay, müzeler bunları takip edeceğim. Paylaşılırsa da grubumuzda en azından bilgilendirilmiş oluruz. Teşekkür ediyorum. Evet Aynur Hocam, böyle bir göreviniz oldu. Takip ettiğiniz şeyleri duyuru açısından paylaşırsanız, yani bizler için yeni alan olduğu için biz o takip kanallarına sizin kadar hakim olmayabiliriz. Ama ilgilenenler için desteğinizi rica ederiz. Tabii ki seve seve destek olurum. Elimden geldiğince bildiğim kadarıyla. Yani çok muazzam bir alan bu. Mutlaka herkesin en az bir kere yaşamasını istediğim, en azından o 20-30 liralık gözlüğü alıp böyle bir ya Lourdes acaba gezebilir miyim falan diye merak etmesi bile benim için muazzam olur. Hani çok extraordinary, böyle çok muazzam şeylerimiz var. Türkiye'de de var, dünyada da var. Çok güzel müzeler var. Fiziksel olarak yani. Anatomi müzesi var, vantrolog müzesi var, karikatür müzesi ya var, binlerce muazzam. Su altı müzesi var. O kadar güzel yerler var ki. Hani sırf konu sulanmasın, uzamasın diye bunlardan bahsetmedim. Sadece dijitalde kalalım diye. Aslında öğrenmeyi çok fazla keyifli hale getiriyor bu eskiyi bilmek. Eski güzel, bunu korumamız lazım, bunu aktarmamız lazım bir şekilde. Bunu kendimiz için faydalı hale getirmemiz lazım.
Dediğim gibi benim bugünkü derdim öğrenciler ve öğrencilere nasıl faydalı oluruz değil, tamamen kendimiz ve kendimize nasıl faydalı oluruz. Siz önemlisiniz, siz kıymetlisiniz ve sizin tecrübeleriniz, sizin deneyimleriniz çok kıymetli. Öğrenciler sonra geliyor. Ben birazcık pragmatist ve bencil yaklaşıyorum konuya. Umarım anlatabilmişimdir. Ben söyleyeyim mi? Geliyor mu? Evet evet geliyor. Aynur, ben senin aklını ve aklın olmayan tarafını seviyorum. Bu anlamda çok şaşırmadım. Çok verimliydi tabii ki. Onları söylememe bir gerek yok. Hep korktuğum ve çekindiğim ve tiksindiğim bir konu olmuştur dijital sanat nedense. Murat'ın bir gülüşü var ama şöyle yani birçok şeyin dijitalleşmesine doğru evrilen bir süreçe acaba nasıl uyum sağlarım diye hep korkmuşumdur aslında. Şimdi günümüzde de koronayla birlikte işte görsel sanatların, performans sanatlarının dijitalleşmesi tedirginliğini taşıdığımız aylarda yaşıyoruz şu anda. Terimin kokusunu duymayan bir seyirci acaba beni nasıl algılar, nasıl anlarızın telaşını hep yaşadım. Oyunlarım gösterildi ama bundan hiç memnun olmadım, hiç keyif almadım. O yüzden hep şeye baktım böyle, dijital sanat böyle bir şey, istemiyorum gibi böyle klişe şeyler aklıma geldi. Sen aslında böyle olmadığının bir başka kapısını aslında açmış oldun burada. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir kez daha düşünmeye sevk ettin bizi. Çok teşekkür ederim. Ne mutlu sevdirebildiysem. Çok güzel şeyler söylediniz İlker Hocam. Başka fikrini söylemek isteyen var mı arkadaşlar? Yani hem bu konudaki fikirlerini hem de bu akşamdan onda kalan şeyleri değerlendirmek bizim için önemli. Esirgemeyiniz lütfen. Ben çıkacağım birazdan, çıkmak durumundayım. O yüzden çıkmadan önce bir şey ben söyleyeyim. Teşekkür ederim. Sunum için çok teşekkürler Aynur. Gerçekten feyz aldım. İçinde tanıdığım, örnek verdiğin ve içinde tanıdığım dijitalle ilgili sanatçılar vardı. Bager Hoca'yı ben de çok yakından takip eder ve çok severim çalışmalarını. Ve görüşlerini de çok ilerici, fütüristik bulurum. Ve değerli olduğunu düşünürüm. Aynı şekilde Refik Anadolu da o şekilde, yani yurt dışında yaşadığını ben de öyle tahmin ediyorum, öyle biliyorum. Mart ayında yine İstanbul'da Plevneli Galeri'de yine bir onun sergisi var, yeni bir sergisi. Daha öncesinde bu Melting Memories'e gidemedim, çok yani olmadı, fırsat olmadı. Ama daha o zamandan daha takip ettiğim bir sanatçı kendisi. Yani dijitalleşmenin evet korkutan bir tarafı var hepimiz için. Fakat bir yandan da bir şeye karşı direnç oluşturmak onu daha da büyütüyor. Ya da daha korkulan hale getirebiliyor. Bu yüzden de biz dijitalin içinde ne kadar kendi değerimizi koruyabiliriz? Ve biz değerimizi belki de kaybetmeden o dijitalle birlikte uyum halinde nasıl yürüyebiliriz belki düşünmek lazım burada. Bence bu Türkiye'den de, yani Türk sanatçılardan da iki örnek bence öncü bu konuda. Yani onlar dijitale değer katabilen sanatçılar. Yani dijital onlara değer katmıyor. Onlar dijitale değer katıyor. Yani sanatçının bu bakış açısıyla baktığı zaman daha anlamlı geliyor o zaman dijital. Yani dijitalleşme diye bir şey var. Yani bunun önüne geçemeyeceğiz. Çünkü bu hızla yayılıyor ve yapay zekaların gücü arttıkça artacaktır. Daha hayatımıza iyice girmedi bile yani. Bu daha girmemiş hali bence. O yüzden hani daha böyle nüfuz edecek bizim bünyemize. Bu yüzden biz dijitalleşmeye hangi değeri katacağız? Çünkü değerli olan biziz. Dijitalleşmeyi de biz yarattık. O yüzden de kendimizi küçümsemeden devam etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Orada da odağımızı kendimize almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani odak biziz aslında. Bazen biz insan olarak çok sorguluyoruz ve o sorgulama sırasında odağı kaçırıyoruz. Ben de tam ona değinecektim şimdi sizi bölerek.
işte karşı çıkmak, adapte olamamak, düşünmek vesaire gibi şeylere hiç girmeden direkt içine dalmak. Hani just do it. Burada sadece içine dalıp denemek gerekiyor. Çünkü bu bizim yakalamamız gereken teknoloji, fakat 2000 sonrası doğan insanların yakalaması gereken bir teknoloji değil. Onlar bu teknolojinin yerlisi, biz göçebesiyiz. Zygmunt Bauman buna teknoloji yerlileri ve teknoloji göçebeleri diyor. Teknolojinin içine doğan bir nesil var. Bu doğan nesil yerlisi. Biz tabii. Buna doğan nesil değiliz. Biz bunu yakalamaya çalışan nesiliz ki ben 90'lı olmama rağmen bunu yakalamaya çalışıyorum. Ben de teknoloji göçebesiyim. Üzerine ben de aynı şekilde. Hiçbir şekilde, ama hiçbir şekilde düşünmeden, sadece böyle ileri bakarak ve içine atlayarak ancak bunu deneyimleyebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü yani bilmiyorum, son dönemdeki iş ilanlarına baktınız mı ya da hiç iş aradınız mı, ama artık çok çok amaçlılık ve çok disiplinlilik bir şey değil yani. Bir özellik değil. Evet, artık öyle normalleşti. Zaten olması gereken o gibi. Daha bu sunumu size açmadan 15 dakika önce bir iş ilanı açıp baktım. Yani en güncel bilgiyi oradan alabiliyorsunuz. Günümüzdeki teknolojik hareketleri yakalayabilmek için iş ilanlarına bakmak yeterli. Bir grafik tasarımcı için hangi skill'ler isteniyor, hangi beceriler isteniyor diye baktım. Video editlemeden, işte motion grafiğe, ne bileyim GIF yapmaktan, video montajı yapmaya, kurgusu yapmaya, içerik yazmaktan, işte tasarım yapmaya, kurguya, her şey var işin içerisinde. Yani sizden grafik tasarımcı olmanızı bekliyor, sinema televizyon mezunu olmanızı bekliyor, iletişim fakültesi mezunu olmanızı bekliyor. Aynı zamanda da etkileyici olmanızı ve tecrübe sahibi olmanızı bekliyor. Şimdi böyle bir dünyada ben birazcık daha düşüneyim, bu konuyu içselleştireyim demek çok yorucu. Direkt içine girip, deneyimleyip, saçmalayıp, batırıp tekrar deneyimlemek. Mesela Melin Hoca'nın çok güzel bir sunumu vardı mikrobitle eğitim üzerine. Çok zordu bunu kavramak ama çok da eğlenceliydi. Yani konu kolay ama konuyu kendi hayatına adapte etmek çok zor. Orada bu konuyu öğrendiğimden beri deniyorum. Yeni yeni şeylere bakıyorum, birleştiriyorum, ayırıyorum. Çünkü çağ bunu gerektiriyor. Herhangi bir aması, lakini olmadan sadece içine dalmayı gerektiriyor. Çünkü vaktimiz yok yani. Yani evet, jenerasyon farkı da bunu etkiliyor. İşte göçebesi olmak ya da içine doğmak farkı çok etkiliyor bence de. Ama o jenerasyon yine de bence akıl yaşı, yani orada normal kendi yaşından ziyade o işte yaşlanmayan yaşta olmak. Yani bir şekilde yaş almak ama bu yaşlanmamak. Tam anlatamadım ama. Zihni genç tutmak diyebilir miyim? Zihni genç tutmak, dinamik, evet. Dinamik tutmak. Aynen, o yenilikleri evet takip ederek yeniyi deneyimlemeyi alışkanlık haline getirmek. İşte oradan hani korkmamaya geleceğiz yani bir şekilde. O içine dalmak, ben de katılıyorum. Çok keyifliydi dinlemek. Bilmediğim şeyler de, pek çok şey de öğrenmiş oldum bildiklerime ilaveten. Ben de yakından takip ediyorum dijitalleşmenin sanat boyutunu. İlginç ve güzel bir boyut bence. Güzel de tartışmalar gidiyor bu anlamda. İşte kişiselleştirme gibi, yani robotların da haklarının olması, onların da işte sanatçı sıfatını kazanıp kazanmaması. Tabii bunların hep hukuki boyutları. Bunların her biri gündemimize gelecek tek tek. Geliyor da zaten. Ben çok teşekkür ediyorum tekrardan. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Ben çok teşekkürler. Yani bu arada Seda, ayrılmadan şeyi duyuralım. Önümüzdeki haftanın programı da sevgili Seda'ya ait, mandalayla ilgili paylaşımımız olacak. Çıkmadan onu da söylemiş olalım. Evet, o konuyu Murat, ben de konuşmak istiyordum seninle. Yani tarih konusunda biraz ben bu hafta sıkışık bir dönemdeyim ama yani hani böyle yedekte bir kişi var mı sunum yapabilecek? Bir hafta gibi bir erteleme söz konusu olabilecek her mi zaman diye. Her zaman yapabiliriz canım. Yani konuşalım sonrasında. Onu konuşalım, yapabiliriz olur tabii ki. Anlaştık. Evet, tamamdır. Tamam. Çok teşekkürler tekrardan. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Evet. Hocam ağzına sağlık diyorum ben de. Çok ev hali çok rahat. Açamıyorum kameramı. Kulağım burada. Teşekkür ederiz Ozan Hocam. Sanırım görüş belirtmek isteyenler bu kadar. Sevgili Aynur Hocam, gerçekten çok aydınlatıcı bir sunum oldu. Yanında olan için de, karşısında olan için de biraz farkındalık yaratan bir sunum oldu. Bu arada gecenin misafiri, beklenen misafiri ancak sonlara doğru geldi. Hadi artık beni dışarı çıkar diyor, anlıyorum. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Bugün burada paylaşılan videoların, gösterilen çalışmaların notlarını ben Padlet tarafına tekrar ekleyeceğim. Tekrar bakmak ve de rahat rahat incelemek isteyenler oradan takip edebilirler. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir paylaşımda buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.